Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir tatlı tarifi paylaşmak istiyorum sizinle. Muhallebili, bisküvili, çok lezzetli, güzel bir elmalı tatlı. İçini elma ile hazırlıyoruz ve güzel yulaflı bisküvi ile hazırlıyoruz. Böyle top top yapıp üzerine güzel bir muhallebi koyacağız ve nefis bir sütlü tatlı olacak. Yemesi çok hafif, çok zevkli, güzel bir tarif. Siz buyurun malzemelerime bir göz atın arkadaşlar. Daha sonra hep birlikte hazırlamaya başlayalım. İlk önce büyük boy elmalarım var. Elmalarımın kabuklarını soyuyorum. Mevsimi geçtiği için artık elmalar bozulabiliyor, çürüyebiliyor, küçük lekeler oluşabiliyor. Onun için değerlendirmek için de yapabileceğiniz çok güzel ve lezzetli bir tarif. Yemesi de çok hafif. Bütün elmalarımızın gördüğünüz gibi kabuklarını soyup hazırlayalım. Daha sonra ben direkt tavamın içine elmalarımı rendeliyorum. Ayrı bir kap kirletmek istemiyorum. Ve pratik olması için de bütün elmalarımı bu şekilde rendeleyip hazırlıyorum. Ortasında iç kısmı duruyor. İç kısımlarını çıkartmamıştım. Oraları rendelerken dikkatli bir şekilde rendeleyelim ki çekirdekleri içine kaçmasın. Üzerine bir çay bardağı toz şekerini ilave edip karıştırarak elmalarımı pişiriyorum. Pişirirken elmalar böyle biraz sulanıyor. Daha sonra suyunu çekiyor. Suyunu çektikten sonra hazır demektir. Elmalarımız yumuşamış ve güzel bir kıvam almış oluyor. Kendini bıraktı gördüğünüz gibi. Ve elmalarım pişti. Artık hazır. Hemen daha geniş bir kabın içine alıyorum. İçine fındık kırığımı ekliyorum. Fındık yerine ceviz de kullanabilirsiniz. Sıcakken hemen tereyağını da ilave ediyorum. Kendi elmanın sıcaklığı ile eriyip içinde kaybolsun. Ayrıyeten eritmiyorum. Gerek yok çünkü sıcak olduğu için yağ içinde eriyecektir. Güzelce karıştırdım. Artık bisküvileri elim ile kırarak içine ekliyorum. Bisküvi miktarını da tam olarak sizler için kullandım. Yulaflı bisküvi koydum ben. Yulaflı bisküvinin lezzeti inanın ayrı güzel. Tabii ki normal petibör bisküviler ile de hazırlayabilirsiniz. Önemli olan aynı kıvamı oluncaya kadar bisküvi ekleyip kıvamını tutturmak. 3,5-4 paket yulaflı bisküvi kullandım ben. Elim ile yoğurarak karıştırıyorum. Daha güzel ve daha çabuk olduğu için. Biraz az geldiği için tekrar bisküvi ekliyorum. Çünkü baya bir yumuşak kıvamlı olmuştu harcım. Bakın harcım hazır artık. Görüyorsunuz kıvamını şöyle kaşık ile de göstermek istiyorum. Bu kıvam tamam demektir. Artık şeklini vermeye geldi sıra. Fırın kabımın içini çok az yağ ile yağlıyorum. Daha rahat çıkartabilmek için yapıyorum bu işlemi. Sıvı yağ ile yağladım ve artık şeklini veriyorum. Şekil verirken de küçük bir kepçe kullandım. İçini onun da yağ ile hemen yağladım ve kaşığım ile iç kısmını dolduruyorum. Güzelce bastırıp kepçemden çıkartacağım.
Bu işlemi eliniz ile top top yaparak da hazırlayabilirsiniz. Veya böyle kepçe ile de yapıp rahatlık ile koyabilirsiniz. Orta boy dikdörtgen borcam kullandığım kap tam denk geliyor arkadaşlar bu iç harcına malzemeye. Bütün elma toplarımı hazırladım. Artık muhallebisini hazırlıyorum. Muhallebisi içinde şekerimi, unumu ve nişastamı bakın gördüğünüz gibi tencereme koyuyorum. Dolu dolu tepeleme kullanıyoruz ölçüleri. Kuru malzemeleri şöyle bir karıştırıp sütünü ilave edeceğim. Bu şekil hazırladığınızda kesinlikle sorun yaşamazsınız. Pütürsüz, böyle pürüzsüz bir kıvamda güzel ipek gibi bir muhallebiniz olur. Artık bütün sütümü ekliyorum ve karıştırıp ocağıma alıyorum. Sürekli karıştırarak kıvam alıp kaynayıncaya kadar pişiriyorum. Artık kıvamı çok güzel kaynadı ve kıvam aldı. İçine vanilyasını ekledim ve vanilyasını da güzelce karıştırıyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Artık hazır. Ocaktan aldım. İçine sıvı süt kremamı ekliyorum. İlk önce yarısını kullandım. Daha sonra kıvamı biraz daha gerektiği için diğer yarısını da ekledim. Bir paket hepsini kullanıyoruz. Bir paket sıvı süt kremasının hepsini ekledim. Blender'ım ile güzelce çırpıyorum. Bir 5 dakika çırpmanız yeterli gelecektir. Güzel bir kıvam olacak. Böyle ipek gibi bakın görüyorsunuz. Artık muhallebimiz de hazır. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel. Daha önceden hazırlamış olduğum elma toplarımın üzerine muhallebimi koyuyorum. Çok böyle akışkan bir kıvamı yok. Bu kıvamda olduğunda kestiğinizde kesinlikle böyle kalıp gibi çıkacak. Size hiç sorun yaşatmayacak. Böyle düzleyerek üzerine yerleştiriyorum. Ve bu tatlımızı yaptıktan sonra böyle 3-4 saat uzun süre veya bir gece beklememize kesinlikle gerek yok. Muhallebisi soğuduktan sonra tatlımız hazır demektir. Spatulamı ıslatıyorum. Ve onun ile üzerini düzeltiyorum. Soğudu. Üzerini süslüyorum. Üzerini süslerken de ne var ise evde onu kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi, fındık, fıstık. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış mevsimindeki meyveler olabilir. Zaten içi elmalı bir tatlı. Bol bol elma var. Tarçın da çok yakışır elmalı bir tatlı olduğu için. Veya benim yaptığım gibi Hindistan cevizi, fındık ve Antep fıstığı ile de süsleyebilirsiniz. Desen verebilirsiniz bu şekilde çok rahatlık ile. Bakın desen de veriliyor. Tatlımız hazır. Artık servis yapabilirim. Bıçağımızı dilimlerken her seferinde peçete ile temizlersek daha güzel sonuç alırız. Muhallebisi bisküvili kısma karışmaz, daha güzel olur. Her seferinde temizleyerek dilimlere kesiyorum. Dilimlerin boyutu da tabii ki tamamen size kalmış. Büyük, küçük hazırlayabilirsiniz.
Şöyle bir dilim çıkartıp göstermek istiyorum tamamen iç kısmında sizlere. Çok güzel oldu. Harika, nefis bir tatlı. Tabii ki lezzet kıvam testinde yapalım. Gördüğünüz gibi muhallebisi kesinlikle akmıyor. Hazırlamış olduğumuz elmalı topları da böyle top top duruyor. Güzel, lezzetli, sütlü bir tatlı tarif paylaştım bugün sizler ile arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.